Merhaba Aslı Kral TV izleyenleri, ben Aykut Göker, yanımda Hasan Uğur Nayır var ve her zaman olduğu gibi yine yeni bir ürünle karşımızdasın. Evet, yeni bir ürünle karşındayım. HTC'nin One modeli, yani yeni amiral gemisi. Daha evvelden hakkında spekülasyonlar söylenmişti, M7 kod adıyla biliniyordu. En sonunda Şubat ayındaki etkinlikle birlikte resmi olarak tanıtıldı. Peki HTC'nin bu yeni amiral gemisi, yani HTC One, bize neler sunuyor? HTC One'a baktığımız zaman, HTC One'ın içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 600 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 4 çekirdekli ve 1.7 GHz hızında çalışıyor. Telefonda artı olarak 2 GB RAM, Adreno 320 grafik yongası, ki eski Adreno 320'nin hızlandırılmış yeni modeli bu, üst versiyonu. 32 GB depolama alanı ve 4.7 inç büyüklüğünde Full HD ekran yer alıyor. Yani 4.7 inç daha evvelki amiral gemisi olan One X'e aynı. Fakat Full HD ekran, yani 1920'ye 1080 piksel çözünürlük. Ve Super LCD 3, bunu da belirteyim. Şimdi biliyorsun, Android telefonlarda aslında 1 GB RAM yetmiyordu. 2 GB RAM olmasıyla birlikte telefonlar biraz daha rahatlamış durumda. Bu yüzden telefonun 2 GB olması kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor. Bir de depolama alanı, ben 32 GB olduğunu söylemiştim. Aslında 32 ve 64 GB seçenekleri var. Fakat bize gelen test için gelen 32 GB. Bunun 25 GB'ını kullanıcı kullanabiliyor, ki bence gayet yeterli bir alan sunuyor. Peki bu telefonda pil değiştiriliyor mu? Micro SD kart takılıyor mu? Ne yazık ki micro SD kart desteği de yok. Pil de değiştirilmiyor. Gördüğün gibi alüminyum yekpare bir kasa var. Kasadan bahsetmişken, bu arada gerçekten telefon şık ve güzel bir tasarıma sahip, ki eline alıp da kullandığın zaman hem eline gayet iyi oturuyor, elinden kaymıyor. Artı olarak tabii ki görünüşünün zaten ne kadar güzel olduğu da ortada. Telefonun tasarımına yeniden baktığımız zaman, sağ tarafta ses açıp azaltma tuşu, ki bunu elime alıp da şöyle bastırdığım zaman dümdüz ve gerçekten rahatsız etmiyor parmağını. Üst tarafında kulaklık girişi, power tuşu, sol tarafında micro sim kart girişi, alt tarafında ise micro USB girişi yer alıyor. Power tuşunun, hani normalde aslında baktığımda sol tarafta olması telefonun, hani belki bazı kullanıcılar için farklı gelebilir. Çünkü hani genelde sağ tarafa veya sağ kenara entegre ediliyor. Buraya konuluyor power tuşu. Ama gene de belli bir, yani az bir süre sonra tabii ki insanlar alışıyor. Peki telefonun aslında asıl olayları nedir? Doğruyu söylemek gerekirse, bu telefon ultra megapiksel kamerası ve yazılım aslında desteğiyle çok çok öne çıktı. Hemen en başta yazılım olaylarından bahsedeyim. Şimdi telefonda Sense 5 arayüzü yer alıyor. Sense 4 ve eski sürümlere göre artık bu arayüzde Blink Feed adı verilen, sürekli olarak güncel haberleri kullanıcılarına sunan bir ana ekran var. Bu ana ekranı istediğin gibi kişiselleştirebiliyorsun. Misal, ana ekran üstünde hemen ekranın sağ tarafında, yani ana ekranın üst kısmında sağ tarafta seçenekler yer alıyor. Seçeneklere tıkladığın zaman giriş ekranını özelleştiren ayarlar, ipuçları, konular ve hizmetler seçenekleri karşına geliyor. Buradan konular ve hizmetlerden mesela işte öne çıkan manşetleri, ondan sonra servisleri veya hangi alanda haberleri almak istediğini görebiliyorsun. Ve tabii artı olarak Blink Feed'de, şunu da hemen belirteyim, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda olan güncelleştirmeler de direkt Blink Feed'e yansıyor ve oradan an ve an görebiliyorsun. Gayet kullanışlı bir özellik. Ben genel olarak beğendim. Şimdi sana yazılımsal özelliklerden bahsetmiştim. Yazılımsal özellikler arasında kamera da var. Buna birazdan değineceğim. Ama diğer öne çıkan özelliklerden hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Telefonun alt ve üst kısmında 2 adet stereo hoparlör yer alıyor. Biliyorsun HTC'de bit desteği vardır, bit audio desteği. Evet. HTC One'da bit audio hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak yer alıyor. Ki bunun yardımıyla birlikte Boom Sound adında yeni bir özellik var telefonda. Boom Sound nedir? Çok yüksek kalitedeki sesleri telefon bu iki stereo hoparlörden dışarı verebiliyor, ki şöyle söyleyeyim, ben normalde işte geceleri hani sabah işte gelmeden önce bir hemen alarmı kurarım. Ondan sonra telefonu başucumuna koyarım. Ondan sonra da sabah telefonun sesiyle kalkarım, ki gerçekten de telefon alarmı çaldığı zaman böyle bangır bangır oldu. Yani hiç bir dakika bile, yani böyle uyku sersemliğim bir anda gitti. Ve
çok yüksek bir ses çıkarttı. Hı hı. Bunun dışında tabii ki farklı materyaller de denedim. Yani sadece bu alarmlar olacak bir iş değil. Müzik dinledim, film izledim, farklı videolar falan izledim ve gayet başarılı bir ses performansı var ki bu birçok kullanıcıyı tatmin edecektir. Bunu şimdiden garanti edebilirim. Hep ses diyoruz. Peki telefonla görüşmeler nasıl? Açıkçası ben görüşme yaptığım zaman karşıdan gayet parazit olmayan temiz bir ses, yani çağrılarda hep öyle konuştum, temiz bir görüşme oldu ki bu da gayet başarılı. Telefon sorun çıkartmıyor yani görüşmelerde falan. Hani bazenler olur telefonlarda işte parazit olur veya ses kısıkta olur, alçalır, yükselir. Ama HTC One'da böyle bir sorun yok. Ha, ekstra olarak şuna değineyim bir de. Telefonda dahili 2 adet mikrofon yer alıyor. Arka tarafında ve ön tarafında. Bu 2 dahili mikrofon ortamdaki gürültüyü algılayarak yaptığın görüşmede dinamik olarak sesi yükseltiyor veya alçaltıyor. Harika. Böylece senin daha kaliteli bir şekilde, daha iyi bir şekilde bir görüşme yapmanı sağlıyor. Çünkü biliyorsun hani gürültü olur, telefonla konuşmak istersin, duyamazsın filan, böyle sorunlar olur. Aynen. HTC One bu olayı ortadan kaldırıyor. Şimdi geleyim bir de telefonun televizyon kumandası olma özelliğine. Biliyorsun kızılötesi daha verilen telefonlar da vardı. Daha sonra kaldırıldı. Sonra yeniden geldi. HTC kızılötesini çok akıllı bir şekilde kullanmış. Bundan güzel bir şekilde yararlanmış. Ayarlar içerisinde girdiğin zaman HTC One'da TV uygulaması karşında çıkıyor. TV uygulamasına girdiğinde buradan işte bölgeni seçiyorsun. Bağlı bulunduğun işte kanal veya kanal servislerini seçiyorsun. Daha sonra kullandığın televizyonu seçiyorsun. Yani bu farklı bir marka olabilir. Herhangi bir marka da olabiliyor. Evet. Listede yer alıyor zaten. Hı hı. O listedeki televizyonu ayarladıktan sonra karşına ekranda düğmeler geliyor. Kumanda çıkıyor. Evet, kumanda çıkıyor. Bildiğin sanal bir kumanda yer alıyor ekranda. Ve böylece televizyonun sesini açıyorsun, kapatıyorsun. İşte kanallar arasında değişim yapabiliyorsun. Zapping yapabiliyorsun yani. Hep öyle derler ya. Bunları çok kolay bir şekilde yapabiliyorsun ki telefon bu konuda da sorun çıkartmıyor ve yaptığımız testlerde de hani genel olarak uyumluydu. Peki sen incelemenin başında ultrapikselden bahsettin. Nedir bu ultrapiksel? Ultrapiksel. Ultrapikselden bahsetmek gerekirse ultrapiksel HTC'nin yeni bir yaklaşımı, yeni bir teknolojisi. Ultrapiksel yakın gelecekte hatta birçok telefonda da kullanılabilecek bir teknoloji, bir özellik. Ultrapiksel peki olayı tam olarak ne? Ultrapiksel kameranın daha fazla ışık almasına sebep oluyor. Normalde 1 megapikselde megapikselde 1 piksel tek bir renk alırken ultrapikselli ise bir piksel 3 renkli alıyor ki böylece ortaya daha yüksek çözünürlükte daha kaliteli fotoğraflar çıkıyor ki ve aldığı fazla ışıkla birlikte. Normalde baktığımız zaman elimizde 13 megapiksellik bir kamera var. Fakat bu 13 megapiksellik kamera interpolasyon olarak 13 megapiksele denk geliyor. Burada HTC 4 megapiksellik bir çözüm kullanmış ki bu 4 megapiksellik çözüm de aslında bildiğimiz 4 megapikselin aynısı değil. Daha kaliteli ve daha üst düzey. Yani sanırım burada HTC başka bir teknoloji kullanmışlar. Evet, daha farklı. Tıpkı Nokia Pro 1'de kullanılan gibi. Aynen. Yani ama yeni bir teknoloji var ki en başta da belirttiğim gibi bu teknoloji daha ileride telefonlarda daha da yaygınlaşacak. Evet, daha çok göreceğiz galiba. Aynı şekilde tabii ki hem deneme çekimleri yaptık hem video kayıtları da yaptık. Bunu zaten izleyicilerimiz de detaylarda görecek. Yaptığımız deneme çekimlerinde gayet ortaya güzel bir sonuç çıktı. Artı olarak misal HTC'nin yazılımsal desteği de burada devreye giriyor. Efektler geliyor, sahne geçişleri denk geliyor. Ki bunlar da gayet başarılı bir şekilde hızlıca yapılıyor. Hızlıca internetten çektiğiniz bir resimde paylaşabiliyorsunuz. Yani montaj yapabiliyorsun aslında. Evet, montaj yapabiliyorsun. Evet. Ultrapiksel dışında hani yazılımsal destek, sahne geçişleri, şunlar bunlardan hep bahsettim. Artı olarak HTC Zoe diye bir özellik var. HTC Zoe ne yapıyor? 3 saniyelik bir video çekiyor. Aslında 3 saniye süren bir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraftaki karelerde istediğin değişiklikleri yapabiliyorsun. Misal bir grup fotosu çektiniz diyelim. Mesela arkadaşlarınızla. Fakat arkadaşlarınızdan iki tanesi gülmüyor. Olabilir. Hemen HTC Zoe'yi tabii ki aktif ediyorsun normalde bu fotoğraf çekiminde. Grup fotosunu çekiyorsun. Gülmeyen arkadaşların ise 3 saniyelik görüntü sunduğu için aslında misal onların güldüğü bir anı alarak onun fotoğrafını alabiliyorsun. İstersen çok paylaşabilirsin, iyiymiş. İstersen galerine atabilirsin. Artı olarak tabii ki bu 3 saniyelik videoları da HTC şehir üstünden paylaşabilirsin yani bu fotoğrafları. Ki bu da Vine dediğimiz bir uygulama var. Hani Instagram'ın aslında böyle yani Twitter'ın aslında
videosal versiyonu. Yani orada 2-3 saniyelik böyle görüntüler atıyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Gerçekten HTC bu konuda başarılı bir iş çıkartmış. Arka kameradan falan da hep bahsettik. Ön kamerayı da tabii es geçmeyelim. 2.1 megapiksel 1080p video kaydı yapabiliyor. Bunu da belirteyim. Telefonun tabii ki performansı nasıl? Hep yazılımsal özelliklerini bahsettik, her şeyini söz ettik. Telefon performansı gayet iyi. Qualcomm'un 600 işlemcisi üst düzey performans gösteriyor. Adreno 320 grafik yongası da gayet üst düzey performans gösteriyor ki yaptığım oyun testlerinde, farklı uygulamalarda bunu da gördüm. Herhangi bir takılma ve aksama olmadı. Artı oyunlarda olarak canını okumuşsundur diye tahmin ediyorum. Ve artı olarak arayüz geçişinde, yani menü arasında dolaşırken, geçişler yaparken telefonda takılmalar olmadı. Telefonun Super LCD 3 olan ekranı da gayet başarılı. Kapasitif dokunmatik testi yaptım. Tabii ki farklı dokunmatik testleri de uyguladım. Herhangi bir geç tepkime süresi vermiyor, herhangi bir gecikme yapmıyor. Gayet bu konuda iyi bir iş çıkartmış HTC ki. Zaten biliyorsun daha evvelden HTC'nin aslında ülkemize gelmeyen HTC Butterfly adında başka modeli daha vardı. Onda da 1080p'lik bir ekran vardı. Onu daha da başarılı bir şekilde HTC One'a taşımış HTC. Ben şahsen beğendim. Telefonun performansı iyi olmasına rağmen yalnız ısınıyor. Mesela ben wireless'tan internette dolanmama rağmen dolaşırken işte bir yandan da arada sırada müzik falan dinlerken oynamamama rağmen yani farklı uygulama çok kullanmıyorsun. Evet, kullanmama rağmen aslında ne yazık ki bir ısınma söz konusu oldu. 2300 mAh'lik pilden bahsettim. Hep biliyorsun kullanıcıların merak ettiği en önemli kısımlardan biri de hep pildir. Ne kadar kullanım süresi olur? Kesinlikle. Telefon genel olarak bir hatta 1,5 güne kadar bir ömür sunabiliyor. Yani gündelik bir kullanımda tabii ki ama sonuç olarak daha yoğun bir kullanımla birlikte ne yazık ki bu durumda yani daha aşağılara inebiliyor. Ama ben normal bir kullanımla birlikte telefonu gayet rahat bir şekilde bir gün boyunca kullanabildim. Bunu da belirteyim. Telefonun üstünde kapasitif dokunmatik tuş olarak bir geri dönüş bir de home tuşu yer alıyor. Home tuşuna basılı tutarsan Google Now açılıyor. Ama iki kez basarsan bütün açık olan uygulamalar gösteriyor ki bunları kaydırarak ekran üstünde çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsun. Bunu da hemen belirteyim. Genel olarak toparlayacak olursak HTC One gayet başarılı bir telefon. Ben çok beğendim. Hem tasarım olarak hem performans yönünden. Ultra piksel kamerası başarılı. Ses açısından çok başarılı. Ekranı da gayet güzel bir görüntü, kaliteli bir görüntü sunuyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Vallahi ben donanım ve yazılım özellikleri bakımından çok beğendim. Verdiğim bilgi için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bir başka ürün incelemede görüşmek dileğiyle.